Endişeyle görüyorum ki hala durumun ciddiyetinin farkında olmayan bir kesim var. Avrupa Birliği yaptırımları genişletiyorum diyor. Mart ayı itibariyle Biden Avrupa Birliği'ne geldiğinde daha sert yaptırımlarla Türkiye'nin karşısına çıkacağım diyor. Ama birileri çıkıp hala yaptırım yokmuş gibi davranmaya çalışıyor. Oysa Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı bile Avrupa Birliği'nin bu kararının çok sert ve etkili bir karar olduğunu gördü ve buna göre de bir açıklama yaptı. Ve ne yazık ki önümüzde günlerde gerek Avrupa Birliği yaptırımları gerek Amerika'dan çıkacak katsa yaptırımlarıyla birlikte çok ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız ve dönüşü olmayan bir yola girmek üzereyiz. Bunların rakamlar üzerinde de çok ciddi etkileri olacak arkadaşlar. Doların, euronun, sterlinin kontrolsüzce yükseldiğini göreceğiz. Faiz arttırımlarının da işe yaramadığını göreceğiz. Öbür taraftan Merkez Bankası rezervleri de dip yapmış durumda. Eksi 50 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Cephane bitmiş durumda. Bu tablo içerisinde hala kurun bir şok yaşamayacağını söyleyenler var. Gerçekten büyük bir endişeyle takip ediyorum kendilerini. Evet, bugün de her zaman olduğu gibi hem dünyada hem Türkiye'deki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu gelişmelerin piyasalara etkileri ne olur bunları da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. İlk önce en yeni ve en sıcak iki gelişmeyle başlayalım. İkisi de bugün açıklandı. Birisi Amerika'dan gelen katsa yaptırımları, öbürü de Avrupa Birliği'nden gelen genişletilmiş yaptırım paketi. Avrupa Birliği şu anda yaptırımları genişletti. Yani uygulanan firma ve kişi sayısını arttırdı ama çok önemli bir mesaj verdi. Mart ayı itibariyle Biden geldiğinde bu yaptırımlar çok daha sertleştirilebilir ve genele yayılabilir. Şimdi burada bir durup düşünmek lazım. Türkiye Avrupa Birliği'ne en çok ticaret yapan ülkelerden birisi. Dolayısıyla arkadaşlar bizim bu ticaret kanallarını kapatmamız bizim döviz girişimizin çok daha ciddi anlamda sıkıntıya girmesini beraberinde getiriyor. Evet, kabul ediyorum. Türkiye'de de çok ciddi miktarda Avrupalı yatırımcı var. Avrupa Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygularsa onların başı belaya girecek mi? Hayır tabii ki arkadaşlar. Eğer Türkiye herhangi bir yaptırım uygulamazsa, o firmalara karşı bir yaptırım uygulamazsa, o firmalar burada kalmaya devam edecek ve Avrupa öyle ya da böyle Türkiye ile ticaretini devam ettirecek. Ama Türkiye'deki yerli firmaların Avrupa pazarına girmesi neredeyse imkansız hale gelecek. Özellikle gümrük birliği ile ilgili sürecin sıkıntıya girmesiyle birlikte. Öyle ya da böyle bu işin daha çok zarar vereceği yer biziz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ha, bundan dolayı biz Doğu Akdeniz'deki politikalarımızdan vazgeçmeli miyiz? Hayır, tabii ki geçmemeliyiz. Ama bunun ağır bedellerin olduğunu bilmeliyiz ve buna göre de acilen önlemler almalıyız. Nedir? Bunu tabii ki bu ülkeyi yönetenler düşünecek. Biz zaten aylardır söylüyoruz. Hatta yıllardır söylüyoruz. Çevremizdeki ülkelerle iyi geçinelim. Avrupa Birliği ile Amerika ile ilişkilerimizi belli bir dengede tutalım. Rusya ile Çin ile İran ile denge politikaları izlemeye devam edelim. Ve kendimize öncelikle bakalım diyoruz ama dinletemiyoruz. Amerika yaptırımları Avrupa yaptırımlarından çok daha tedirgin edici arkadaşlar. Ve çok daha ciddi zararlar verebilir Türkiye ekonomisine. Neden diyecek? Çünkü katsa yaptırımları Türkiye'ye uygulandığı an itibarıyla Amerika-Türkiye ilişkilerinde bir algı problemi oluşacak. Amerika-Türkiye ilişkilerindeki algı bozukluğu bütün ilişkilerinde bozulmasını beraberinde getirecek. Türkiye'ye dolar girişini, Türkiye'ye yeni firma girişini, doğrudan sermaye yatırımlarının ve sıcak paranın gelişinin önünde çok ciddi bir engel olacak. Bu bile tek başına Türkiye ekonomisinin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmasını beraberinde getirir. Çünkü döviz kıtlığı her geçen gün biraz daha artacaktır. Ha, şunu söyleyenler olabilir. İşte katsada 12 madde var. En hafif 5 maddesi uygulanırsa Türkiye'yi o kadar da ırgalamaz. Irgalar arkadaşlar. Dediğim gibi algıda sıkıntı yaratacaktır çünkü. Katsa yaptırımları Amerika'nın kontrolünde ve bugün Trump en hafif yaptırımları seçer. Yarın öbür gün Biden koltuğa oturduğunda en ağır yaptırımlarla o en hafif yaptırımların yerini değiştiriverir. Bir yıl taviz ister Türkiye'den bunun sonrasında. Ama sonuç itibarıyla hem SWIFT kanallarının kapanması hem Türkiye ticaretinin dünya çapında çok daha zor hale gelmesi, para akışının önünde çok ciddi engellerin oluşması Türkiye ekonomisini büyük bir çıkmaza sürükler ve yine karşımıza hem ekonomik kriz hem finansal kriz hem de kur şoku çıkar. Bu iki yaptırımı önemsizmiş gibi konuşmak yapılabilecek en büyük hatalardan birisi. S-400 meselesi masada olduğu sürece ki artık ne yazık ki masada, Ruslar da bunu
açıkladılar. Türkiye ile bütün S-400 sürecini tamamladık. S-400 gönderildi, parasını aldık. Hatta denemeler de yapıldı denildi. Bu konuyla ilgili haber başlıkları boy boy yayınlandı. Ajanslardan geçildi. Uluslararası haber ajanslarında haber haline getirildi. Bizimkilerden herhangi bir itiraz gelmedi. Cumhurbaşkanı en üst düzeyde evet biz bu S-400'ü denedik Sinop'ta açıklamalarını yaptı. Dolayısıyla arkadaşlar bu işten dönmek mümkün değil. Siz kur şoklarına karşı ekonominizi sağlam temellere oturtmuş olsaydınız o zaman zaten herhangi bir sorun yoktu. Bakın küçücük bir örnek. Rusya domates üretmeye başladı arkadaşlar. Domates. Rusya domates üretse ne olur, üretmese ne olur diyebilirsiniz. Adamlar Türkiye'den domates ithal etmemek için kendi tarımlarını geliştiriyorlar. Buzların ortasında şu anda domates yetiştiriyorlar. Demek ki arkadaşlar her stratejik alandaki açığını kapatmaya çalışıyor ülkeler ve bizim de bunu yapmamız gerekiyordu. Yaptık mı? Yapmadık arkadaşlar. Aksine kırılganlıklarımızı sadece kuru baskılayabilmek adına daha da arttırdık. Son 20 yıl içerisinde Türkiye'yi tamamen ithalat pazarı haline getirdik. Türkiye'nin pazarını tamamen yabancılara teslim ettik. Bugün pazardaki tezgahtan marketteki raflara kadar ithal maldan geçilmiyor. Patatesimizi bile Suriye'den getirir hale geldik. Bu söylediklerim Türkiye'nin geldiği nokta. Yapılan araştırmalara göre son 70 yılın en büyük fakirlik ve yoksulluğunun içine girmiş durumdayız Türkiye olarak. Her araştırma gösteriyor ki Türkiye'de gelir seviyesi her geçen gün biraz daha düşüyor ve Türk insanı biraz daha fakirleşiyor. Asgari ücrete bakıyorsunuz. Asgari ücret Avrupa'daki tüm ülkelerden daha düşük seviyeye gelmiş durumda. Altımızda sadece Arnavutluk var. O beğenmediğimiz Yunanistan'daki asgari ücret maaşı bizim 2,5 katımız arkadaşlar. 300 doların altında bir asgari ücreti konuşuyoruz. Brüt asgari ücret açısından bakıldığı zaman da en son noktalardayız. Bütün bunları görmek zorundayız. Bunları görmediğimiz takdirde bunun çok ciddi sıkıntılar yaratacağını da unutmayalım diyorum. Bunların finansal piyasalar üzerinde de istesek de istemesek de etkileri oluyor ve etkileri olmaya devam edecek. Nitekim bugün dolar tekrar 8 liranın üzerine çıktı. 8.02 seviyesini gördü ve oradan geriye geldi tekrar 7.80'li seviyelere. 7.89'da durdu. Bu durum dolar gidemiyor daha fazla. Yani 8 liranın üzerine çıkıyor, orada tutunamıyor, geri geliyor demek ki düşecek diye yorumlanabilir. Ama bu yorum yapabilmeniz için Türkiye'deki hem makroekonomik sorunların ortadan kalkmış olması gerekir, hem uluslararası problemlerin olmaması gerekir, hem de Merkez Bankası rezervlerinin dolu olması gerekir. Aynı zamanda da piyasada bir döviz bolluğu olması gerekir. Ya da arkadaşlar ikinci senaryoyla bakarsınız, döviz yavaş yavaş 8 liranın üzerine zorlamaya başladı ve 8 lirayı kırdığında inanılmaz bir hareketle 8.80'e doğru hızlıca gidecek. Bu ihtimal çok daha yüksek arkadaşlar. Hem yaptırımlar masadayken, hem Merkez Bankası rezervleri dip yapmışken, hem de makroekonomik verilerin tamamı bozulmuşken. Bu arada olumsuzluklar sadece bizimle ya da yaptırımlarla da sınırlı değil arkadaşlar. Mesela korona meselesi var. Korona 70 milyondan fazla insana tüm dünyada bulaşmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü açıklıyor. Evet aşılar geliştiriliyor ama bu aşılar yakın zaman içerisinde bu hastalığın önüne geçmeyebilir. Bu kadar çok insana aynı anda aşı yapılamayabilir. Aynı zamanda belki de insanların pek çoğu bu aşıya mesafeli yaklaşacak. Dolayısıyla hala sıkıntılar devam ediyor arkadaşlar. DİSK-AR işsizlikle ilgili bir açıklama yapıyor ve diyor ki TÜİK işsizlik rakamlarını %12.7 olarak açıkladı ve düştüğünü söyledi ama rakamlar hiç de öyle göründüğü gibi değil. Asıl işsizlik %26.4. 9,5 milyondan fazla insan Türkiye'de işsiz. İş kaybı %27.6 seviyesine çıkmış durumda. 1 milyon 706 bin kişilik istihdam kaybedildi. Ümitsiz insanların sayısı da 1 milyon 402 bine ulaştı. Bu rakamlar öyle hafife alınacak rakamlar değil. Hepimizi ilgilendiren rakamlar. Evet Türkiye'deki işsizliğin %12 olmadığını hepimiz biliyoruz artık. Sokağa çıktığınızda ya da sokağa çıkmasanız bile herhangi bir akrabanıza döndüğünüzde, arkadaşınıza döndüğünüzde, yakınınıza döndüğünüzde bir yığın insanın işsiz olduğunu görüyorsunuz. Üstelik sadece üniversite mezunları değil, üniversiteye giremeyen çocukların da işsiz olduğunu görüyorsunuz. Bu şu demek arkadaşlar, niteliksiz elemanlar da işsiz ne yazık ki Türkiye'de, nitelikli olanlar da işsiz. Üniversite mezunu olanlar da işsiz, üniversiteye giremeyenler de işsiz. Çok büyük bir sıkıntıdayız ve her geçen gün biraz daha yoksullaşmaya devam ediyoruz.
tüm bu ortam içerisinde 135 bine gelmiş ve yukarıyı zorlamaya devam eden borsa acaba gerçekçi mi? Bir yığın firma batmak üzereyken, iflas ilan etmek üzereyken, bankalar alacaklarını tahsil edemezken ve önümüzdeki dönemde daha da batık krediler artacakken bankacılık hisseleriyle borsanın bu seviyeye gelmesi acaba gerçekçi mi değil mi? Buna siz karar verin. Öbür taraftan doların 2'de 1 son 2 haftadır bakın 2'de 1 8'in üzerini zorlaması hayra alamet midir değil midir? Bundan sonraki süreçte biz bir sabah uyandığımızda kurda devalüasyon etkiyi görebilir miyiz mesela? Özellikle Amerika'daki katsayı yaptırımların ölçeği açıklandığında ya da Avrupa Birliği çok daha sert yaptırımlar uygulayacağının işaretini verdiğinde daha ötesi Türkiye'deki makroekonomik veriler dediğimiz dış ticaret açığı, cari açık gibi veriler daha da bozulduğunda, işsizlik iyiden iyiye kontrolden çıktığında, enflasyon kontrol edilemediğinde, faizler artık yükseltilemeyecek seviyeye geldiğinde, bakın Goldman Sachs 200 bas puanlık bir faiz arttırımı daha bekliyoruz diyor. Her beklentiyi karşılayacaksa Merkez Bankası, yani 200-300 her ay faiz arttırımına gidecekse bu önümüzdeki 2-3 ay içerisinde faizlerin %25-30 bandına gitmesi demektir. %25-30'luk faiz, öbür tarafta 9-10 liralık kur, Türkiye'de muhtemel yaşanabilecek bir kur şoku. %25 iken faizler %25 iken bir kur şoku yaşanırsa bu şu demek arkadaşlar. Kuru ya durdurmaktan vazgeçersiniz ve aynı Venezuela'ya dönersiniz, hiper enflasyona falan ulaşırsınız ya da arkadaşlar yeniden çok yüksek bir faiz ortamına girersiniz. Ağustos 2018'de %25'lere razı olmuşken bu kez %40-%50 faiz ortamına gitmek zorunda kalırsınız. Ağustos 2018'de %20-25 civarındaki enflasyon yerine bu kez %50-60 civarında bir enflasyonla karşı karşıya kalırsınız. Ağustos 2018'de olduğu gibi kur 2'ye katlarken 2 değil 3'e katlar. Anlayacağınız bütün sistem alt üst olur. Büyük bir ekonomik kriz, büyük bir finansal kriz ve sonrasında çok ciddi bir ekonomik bunalım ve çok daha fazla artan bir işsizlikle karşı karşıya kalırsınız. Siz bu tabloyu önden görmüyorsanız ve sadece kuru baskılayarak bu işin içinden çıkabileceğinizi sanıyorsanız geçmişte yaptığınız hataları tekrar ediyorsunuz demektir. Ve geçmişte yapılan hataların bugün tekrarı geçmiştekinden çok daha büyük hasarlar verir. Katlayarak hasarlar verir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Euro ve sterlin doların yükselişine bağlı olarak onlar da yükseliyorlar. Bugün bir ara 9.67 seviyesini gördü. 9.70'i zorladı euro. Sterlin de keza yine euro ve dolara paralel hareketler gerçekleştirdi. Dolar gevşeyip 7.88-89 seviyelerine düştüğünde euro da 9.56 seviyelerine kadar gevşedi. Ama bir kez daha söylüyorum bakın. Dolardaki 8 seviyesinin üzerinin 2'de 1 görülüyor olması, yani her hafta görülüyor olması doların 8.80'e gittiğinin en net işareti arkadaşlar. Kim ne derse desin dolar 8.80'e gittiğinde de euroyu zaten biz 11 liraları zorlarken göreceğiz. Sterlini 12 liranın üzerinde göreceğiz. Bu söylediğimi de unutmayın arkadaşlar. Gelelim faiz cephesine. 14.69'a geldi. 15'i zorluyoruz. Bakalım hayırlısı önümüzdeki günlerde ne olacak? Merkez Bankası 24 Aralık'ta faiz arttıracak mı? Valla arttırsa da arttırmasa da değişen bir şey olmayacak. Bu kur yükseliş eğilimini devam ettirecek. Hatta bu önden yüklemeli faiz arttırımları Türkiye ekonomisinin ne kadar kırılgan olduğunu daha da ispat edeceği için, zayıf noktamızı daha da göstereceği için kur üzerindeki yükseliş eğilimi hızlanacak. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Gelelim altının onsuna. Altının onsu 1832 dolar seviyesinde. Buradan aşağıyı zorlayıp evet tekrar 1700 dolarlar gösterilebilir. Kabul ediyorum. Korona bu kadar hızlı yayılırken, teşvik haberleri her geçen gün biraz daha somutlaşırken ve önümüzdeki dönemde Biden'ın koltuğa oturmasıyla birlikte 3-4 trilyon dolarlık teşvik paketlerinin açıklanacağı ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte ki güçlenecek. Bunu da söyleyeyim sizlere. Biden koltuğa oturduğu gün itibarıyla hatta belki 10 gün öncesinden biz teşvik paketlerinin miktarını konuşmaya başlıyor olacağız. 3 trilyon 4 trilyon dolarlık bir teşvik paketi her an gelebilir. Amerika'da her hafta işsizlik maaşı başvuruları biraz daha yükseliyor. Amerika'da ciddi bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu sıkıntıyı çözmek için mutlaka teşvik paketlerinin açıklanması gerekiyor. Altının yükselişi devam edecek. Bir taraftan teşvikler, öbür taraftan koronanın
riski ve diğer bir taraftan da jeopolitik riskler. Bütün bunlar bir araya geldiğinde arkadaşlar altının yükseliş eğilimi devam edecek. Petrolde de düşüşün hızlandığını göreceğiz. Dünyada düzenen bir şey yok. Düzeldi algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bazı ürünleri en ucuzdan almak için, bazı ürünleri de en tepeden satmak için arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.